Hemen buradan gidelim ondan. İngiltere'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle bazı vatandaşlar yardıma muhtaç duruma düştü ve toplumlar bu konudaki açığı kapatmak için hemen harekete geçtiler. Onlardan biri İngiltere Alevi Federasyonu. Federasyon Başkanı İsrafil Erbil bize sadece Türk toplumuna değil, Bulgarlara, Romanyalılara, Polonyalılara, hatta İngilizlere o yardımları nasıl ulaştırdıklarını anlattı. Tarihi bir dönemdi. Kimsenin ne yapacağını, neyle karşılaşacağını bilmediği bir dönemdi. Devletlerin, hükümetlerin adeta teslim olduğu bir dönemdi. Bir süpermarketi veya toptancı deposunu dolduracak kadar gıda yardımı geldi size. Siz burada, de gerekli yerlere ulaştırdınız. O yardımları burada, kimler yaptı? Burada yapılan gıda sirkülasyonu sanıyorum onlarca tır doldurabilecek kapasitedeydi. Zaten bunlardan bir tanesi örneğin Romanya'da Alevi Kültür Merkezimizin bir tır makarna göndermesiyle gerçekleşti. Diğer büyük toptancılarımız, marketler, zaman zaman vanlar dolusu eşya gönderdiler. Ama bireyler ve kurumlar o kadar çok sirkülasyon oldu ki bazı günler yüzün üzerinde aile gelip paket aldı. O paketlerin her birisi en az 4 kişilik bir aileye bir hafta yetebilecek paketlerdi. Bunların içinde kuru gıdadan, bulgurdan, pirinçten, makarnadan, meyve zebzeden tutun, sıvı yağdan tutun, salçadan tutun. Yani ne gerekiyorsa bir mutfakta aşağı yukarı birçok şey yani temel gıda anlamında bulunuyordu. Ya dolayısıyla yani yüzlerce paket, her paketin en az 20-30 kilo olduğunu bile düşündüğümüzde günlük olarak bile tonların üzerinde eşya burada bir şekilde sirküle oldu. Bunları size yollayanlar yanı sıra bir de teslimatı yapan gönüllüler vardı değil mi? Yani Londra Bisiklet Kulübümüz bisikletlerle bazen 10 bisikletli canımız, bazen 15 bisikletli arkadaşımız bisikletin ulaşabileceği mesafelere bu paketleri ulaştırdılar. Bir gönüllüler ordusunun böyle bir dönemde dışarıda ölümcül bir virüs varken bunu göze alabilmesi önemliydi. Onun dışında diğer kurumlarımızdan gönüllü olarak Demokratik Güç Birliği bileşenlerinden, Türk Eğitim Birliği'nden, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden, cemevlerimizden, köy ve yöre derneklerimizden sürekli gönüllüler burada nöbet değişimi yaptılar. Araçlarla Heathrow, Ealing, yani Londra'yı bilmeyen arkadaşlarımız için belki 15-20 kilometrelik yollardan, mesafelerden bahsediyoruz. Güney Londra dediğimiz Lewisham bölgesine, Croydon'a kadar malzeme ulaştırmaya çalıştılar. Ulaşamadığımız noktalarda da mutlaka karşılıklı yardımlaşabileceğimiz o bölgede bulunan esnaflar, marketlerimiz varsa onları devreye koymaya çalıştık. Zaten Orta Britanya'da Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve İskoçya'da, Galler'de çeşitli stratejik bölgelerde de yine kurumlarımız açık tutuluyordu ve aynı yardımlar yapılıyordu. İngiltere Alevi Federasyonu olarak yaptığınız bu yardımlaşma kampanyası sadece Alevi toplumuna ilişkin miydi? Hayır, ilk günden itibaren özellikle bulunduğumuz mahallede broşürler dağıttık. Burada böyle bir yardım merkezi oluştu, haberiniz olsun diye. Arkasından sosyal medya aracılığıyla ve belediyelerin bize yönlendirdiği bir takım WhatsApp grupları üzerinden burada bu yardım merkezinin oluşturulduğunu duyurduk. Sonra Google adresleri üzerinden, Google haritası üzerinden kendi merkezimizi gösteren o detayları değiştirip bu süreç içerisinde COVID-19 yardımlaşma ve dayanışma merkezine dönüştürüldüğünü duyurduk. Dolayısıyla buraya gelen farklı etnik kimliklerden, inançlardan, İngilizce konuşan, Türkçe konuşan, diğer dillerden konuşan Enfield'de ve Enfield çevresinde kim bize ulaştıysa herkese bu yardım ulaştı.
Türkçe konuşan toplum genelde hedef alındı ilk etapta. Sonrasında Foodbank olduğu için ve belediyelerle de çalışılmaya başlandığı için Alev Federasyonu'na dışarıdan da insanlar gidip paket alabiliyordu. Yani bu bütün Enfield bölgesinde yaşayan herkes gelebiliyordu. Sadece Türkiye'liler değil. O anlamda epey bir yabancıya da yani o yardımlar ulaştı. Kim yabancı dediğimiz? Yani benim gözlemlediğim Bulgar göçmenleri, Bulgarlar vardı. Onun dışında değişik etnik gruplardan insanlar vardı. İngilizler vardı. Gıda yardımları için gittiğimiz adreslerde bazı ilginç hikayelerle karşılaştık. Üzücü durumlarla karşılaştık. Salgın ilk başladığında insanlar o kadar bir korku, endişe, stres içindeydi ki evden dışarı çıkmıyorlardı. Biz gittiğimiz zaman kapıya kendi yakınları bile doğru dürüst o adrese gitmiyordu. O yüzden hem seviniyorlardı bizim geldiğimizi, gıda paketleri getirdiğimizi, hem de duygulanıyorlardı. Bazıları muhtemelen hayatlarında hiç böyle bir yardıma başvurmamışlardı daha öncesinden. Öncelikle çok fazla yaşlı insanın evine gittik. Bunlardan bir tanesi bir teyze vardı. Sanıyorum 70'in üzerindeydi. Kapısını çaldık, nasılsın diye sorduk. Gıda yardım paketini verdik. Ve bize 52 yıllık eşini koronavirüsten kaybettiğini söyledi. Bir hafta öncesinden. Ve cenazeye gidemediği için çok üzüldüğünü ve cenazeyi komşusunun cep telefonundan izlemek zorunda kaldığını anlatmıştı. Ayaküstü bir 5 dakika sohbet ettik ama bizi çok etkiledi açıkçası bir arkadaşımla beraber. Onun Türk dışında, toplumundan birisi mi yoksa? Yok, kadın İngilizdi. İngiliz bir teyzeydi. İşte Haringey taraflarında bir adres verildi bize. Zannedersem Türkiye'li komşuları var. Türkiye'li komşuları yardım istemişler bu İngiliz teyze için. Şu anda yayınladığımız görüntüler de sizin. Hem drone uçurmuşsunuz, hem yardıma gittiğiniz kapılardan onların belli olmayacağı görüntüler almışsınız. Çok hassas davranmışsınız o konuda da. Bu görüntüler için ayrıca elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Böylece İngiltere'de yaşayan Türk toplumun bir yardımlaşma modeli etrafında nasıl birleştiğini ve yardımlaştığını öğrenmiş olduk. Barış Çimen, Amerika'nın Sesi, Londra.